gelince sektörü. 3,2 milyara aşkın oyuncu var dünyada. Bu da neredeyse nüfusun yarısı oyun oynuyor demek. 200 milyar doları aşan bir ciroya sahip oyun sektörü. Bunun yarısı mobilden geliyor. Bu kadar kısa süre içerisinde oyun sektörü hem sinema hem müzik sektörlerini çok büyük farkla geçmeyi başardı. Çok güzel bir örnek mesela bu Beatles, biliyorsunuz belki dünyanın gelmiş geçmiş en büyük müzik grubu olarak kabul edilir. Geçenlerde yeni bir müzik videosu yayınlandı YouTube'da Beatles tarafından. Bir ayda 35 milyon kişiye ulaşmış. Hemen arkasından GTA 6 oyunu çıktı. 20 saatte 80 milyona ulaşmış. Yani oyunun geldiği noktaya güzel bir örnek diye paylaştım bunu. Ülkemizde de oyun sektörünün miladını ben 2000 yılı olarak koyuyorum. Benim Türkiye dönüşümle profesyonel oyun sektörü başladı diyebiliriz. Yani öncesinde oyuna yönelik bir şey yapılmamış demek istemiyorum. Kesin böyle bir iddiam yok, yanlış anlaşılmasın, ama hep amatör seviyede kalmış. Benim amacım zaten Türkiye'ye gelerek profesyonel oyun sektörünü başlatıp tetiklemekti. Onu yapmak için İngiltere gibi bir ülkeyi bırakıp Türkiye'ye geldim. Ülkemizde de şu anda herhalde 40 milyona yakın oyuncu vardı. Bir de neredeyse yine nüfusun yarısı. Keşke benim geldiğim ilk yıllarda oyun sektörüne topyekun ülke olarak daha çok destek verilseydi, belki şu anda 4-5 milyar dolarlık bir sektörümüz olurdu. Ama yine de hep inandığım genç yetenek ve girişimci ruh şu anda oyun sektörünün bayağı iyi bir yere gelmesine imkan sağladı. Çok müthiş ülke satışlar oldu, özellikle mobil oyun sektöründe. İşte biraz önce bahsettiğim Peak Games, Crown Games vesaire. Aslında Türkiye'deki ilk profesyonel oyun şirketi satışı benim Sobe şirketinin Türk Telekom'a 2009 yılında satışıdır. Ama o tabii 1 milyar dolara satılmadığı için kimse hatırlamıyor bile. Evet. Dediğim gibi çok ilginç bir hayat öyküm var. Yani kitabımı işte gençler okuyun diye yazdım. Sadece oyunla ilgili değil, bir ilginç bir hayat öyküsü aynı zamanda. Karadeniz'in bir köyünden kalkıp İngiltere'ye uzanan ve orada bir fabrikada işçi olarak çalışırken, İngilizcenin iyisini bilmezken ve oyun sektörü çok daha yeni başlamışken kendimi oyun sektöründe buldum. Hayatın bir cilvesi diyelim. Adına kader, şans, ne derseniz deyin. Bunlar hayatın gerçekleri. Dediğim gibi İngilizce bilmezken 83 yılında çalıştığım fabrikada bir çalışma arkadaşımın aşırı ısrar üzerine ilk bilgisayarımı satın aldım. Ekranda gördüğünüz ZX Spectrum diye bilinen, detayları kitapta paylaşıyorum. Hiç oyunlara ilgim yokken, bilgisayarla ilgili bilgim de yokken 83 yılında aldığım bu bilgisayarı 2 yıl içerisinde öğrenip aynı zamanda kodlamayı da öğrendim. Kodlama derken de makine kodu, assembly diye bilinen bir dil öğrendim. Yani o kadar acemiyim, o kadar uzağım ki olaydan. Bir dergide okumuştum. Başarılı oyun programcısı olmak istiyorsanız Basic çok yavaş, makine dili öğrenin demişti bir yazar. Ben de aradaki farkı bilmeden en zor seçeneği seçmişim. Makine dilini öğrenmişim. Ve İngiltere'de yaptığım bütün oyunları bu makine dilinde yazdım. Ve kısa sürede, 3 sene içerisinde İngiltere'nin önemli programcılarından biri oluverdim. Bu ekranda özet niteliği taşıyan, görselleri içeren oyunlarımla
dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaştım. Hala bu oyunlarla ilgili etkinliklere katılıyorum. Bu oyunların orijinal kutularını imzalıyorum. Oyuncularla buluşup sohbet ediyorum. Bu da gerçekten oyunun gücünü gösteriyor. Sinemadan, müzikten bile daha güçlü. Düşünün 37 sene önce yaptığım oyunlar hala bugün saygı ve sevgiyle anılıyor. Dediğim gibi etkinliklere katılıyorum. Bu oyunlarımla ilgili çok detaylı bilgiler paylaşıyorum. Hem bu fikirler nasıl ortaya çıktı, yani tamamen tesadüfen bulaştığım bir sektörde oyun oynamayan, oyun oynamayı sevmeyen, ki ayrıca kitapta da itiraf ediyorum, oyun oynayamıyorum da, bu da ayrı bir yetenek, bildiğiniz gibi oyun oynayanlar bilir. Ama ben iyi bir oyun yapımcısıyım. Demek ki öyle bir yeteneğim, yatkınlığım varmış. Bu da hevesle birleşince tutkuya dönüştü ve ben gerçekten 1985 yılından başlayarak çok ilginç iddialı oyunlara imza attım. Ve dünyanın en büyük şirketleriyle çalışma fırsatı buldum. Herkesin hala yakından tanıdığı dünyanın en büyük yayıncısı olarak devam eden Activision'la ben 86 yılında çalışmaya başladım. 87, daha sonra 87, yine 88. Ve 88'de gelmiş geçmiş en başarılı 8 bit oyunlar arasında görülen, daha önce iki oyununda tanıştığım iki İngiliz arkadaşımla İngiltere'deki şirketimi kurdum. Ve bu şirketle yine Activision'la olan yakın ilişkimden dolayı onlarla 5 yıllık dönemin en önemli anlaşmasını imza attım İngiltere'de. Ve İngiltere'deki çalışmalarım bildiğim iş şirketimle devam etti. Bir sürü proje yaptım. Onlardan en önemli iki tanesi Bridge Samurai 91 yılında yılın oyunu seçilmişti. Efsane oyun makinesi Commodore Amiga. Bunları detaylı anlatıyorum kitapta, onun için hızlı geçiyorum. Dediğim gibi yılın oyunu seçilmişti. Çok ilginçti. Bir Türk tesadüfen girdiği bir sektörde Ninja Samurai oyunları yapıyor. Benim gençliğimde Uzak Doğu sporlarına ve filmlerine ilgim vardı. Biraz da oradan kaynaklanıyor sanırım. Daha sonra 94 yılında dünyanın ilk 4 kişinin aynı anda yarıştığı araba yarış oyunu Street Racer'ı yaptım. Bu oyunun çok özel yeri var bende. Önemli unsurlardan bir tanesi bu oyunun hala devam eden ve dünyanın en önemli ilk 3 yayıncı şirketlerinden biri olan Ubisoft'un yayınladığı ilk oyun olması. Bunu Türkiye'de kimse bilmez büyük ihtimalle. Ubisoft yayıncı olunca ilk yayınladığı oyun benim oyunum Street Race. Nintendo SNES diye efsane bir konsol var. Onda çıktı ilk versiyonu. Ve bu benim en büyük ticari başarım aslında. Sadece Avrupa'da 500.000 adet satmıştı. Ve bu oyunun diğer önemli özelliği benim için Nasrettin Hoca'yı oyuna getirdim ben. Bu oyunda bir sürü ilginç karakter vardı. İşte yarış oyunlarında bilirsiniz, aramızda oynayanlar bilir. Bu karakterlerden bir tanesi de Nasrettin Hoca olsun istemiştim. Çünkü oyunun gücünden, öneminden hep bahsediyorum. Oyunun sahibi, yapımcısı, fikir babası olarak içeriğine ben karar veriyorum ve bunun çok güçlü bir araç olduğunun farkında olduğum için artık kendi kültürümüzden oyunlarında öğeler barındırmak istedim ve Nasrettin Hoca böyle oyuna dahil oldu. Aslında en favori karakterlerden birisi olarak beğenilmişti oyuncular tarafından. 9 yaşında bir İngiliz oyuncumdan bir el yazısıyla mektup gelmişti. Ki o zaman böyle e-mail, sosyal medya yok tabii. O kadar duygulanmıştım ki onu kitabıma koydum aslında. Sakladım o mektubu.
Evet, Türkiye'ye gelmeden önce artık 94 yılı, 95-96 PlayStation çıktı, Sony geldi. Oyun sektörü bambaşka bir boyut kazandı. Ben de donanımın güçlenmesi ve elde ettiğimiz işte bilgi birikimle hep iddialı projelere imza atma hevesinde olduğum için İngiltere'deki ekibimle aktör oyun motorunu geliştirdim. Üç boyutlu oyun motoru. Oyun motoru da oyun sektöründe inanılmaz bir etki yarattı. Çünkü dönemin üç boyutlu ortamla gerçek fiziksel dinamik etkileşimi bir arada barındıran dünyanın ilk oyun motoru oldu. Hala devam eden Game Developers Conference olarak bilinen GDC diye. Orada bir demomuz yayınlandı 99 yılında. Ve oyun sektöründe inanılmaz etki yaratmıştı bu demo. Bu ekranda gördüğünüz ekran görüntüleri 24 senesinden düşünün yani bugün bile bir projede görseniz vay ne kadar etkileyici diyebilirsiniz. Burada aynı anda hem ortamla, üç boyutlu ortamla hem binlerce dinamik üç boyutlu nesneyle fiziksel, gerçek, dinamik etkileşim söz konusu. Intel, dünya devi, teknoloji devi Intel çok etkilenmişti bu demodan. Ve 2000 yılında efsane işlemci Pentium 4'ün dünyadaki tanıtımlarında kullanmak üzere Intel benden bir demo istedi. Ekranda gördüğünüz görüntüler bu demodan. Rüyada bu demoyu kullandım Pentium 4'ün tanıtımı için. Çok gurur duyduğum bir projedir benim için. 2000 yılının sonunda benim ilginç yolculuğum Türkiye dönüşümle devam etti. Çünkü Türkiye'de oyun sektörünün olmadığını fark ettim. Yani profesyonel bir oyun sektörünün ekosistemin olmadığını fark edince 21 yıl kaldığım İngiltere'den Türkiye'ye dönerek orada edindiğim bilgi ve birikimi ülkemde değerlendirerek oyun sektörünün başlamasına öncülük etmek heyecan verdi bana. Yani bir vatandaş için bundan daha büyük gurur kaynağı olamaz diye düşündüm. Ve bu ulvi düşüncelerle kariyerimin en üst noktasında İngiltere gibi bir ülkeyi bırakıp Türkiye'ye geldim. Tabii profesyonel sektör olmayınca çalışacak tecrübeli eleman yoktu neredeyse. Onun için bir avuç yetenekli üniversite öğrencisiyle küçücük bir ekiple yola çıktım Türkiye'de ve bütün zorluklara rağmen gerçekten çok güzel projelere imza atmayı başardım bu yetenekli ekiple. Bir avuç derken gerçekten bir avuç 6-7 kişiyle inanılmaz projelere imza attık. 2009 yılına kadar tamamen kendi imkanlarımla çalışmalar yaptım. Bir iki tane video paylaşacağım. Mesela 2004 yılında 20 sene önce biz online oyunlar yapmaya başladık. Ben 2004 yılında Güney Kore'nin oyun sektörüne verdiği önem, özellikle online oyunlara verdiği önemi görmüş. Bunun ülkemiz için çok da önemli olduğunu kavramış ve bu yönde çalışmalar başlatmıştım. Ve bunlardan ilki dünya şampiyonu ve hala başarılı bir şekilde kariyerine devam eden sevgili Semih Saygıner'i ikna edip dünyanın en iyi bilardo oyununu yapmayı başardım. Milyonlarca oyuncuya ulaştık bu oyunda. Düşünün 2004 yılında internetin hızını bile hatırlamıyorum ama biz İki kişiyi internet üzerinden canlı bilardo oynattık. Bir iki tane vuruş göstereceğim. Yani yaptığımız oyunun ne kadar gerçekçi olduğunu görün diye. Bu vuruşlar Semih'in oyunda yaptığı vuruşlar. Bunu zaten animasyonla yapmak imkansız. Aynen canlı internet üzerinden dediğim gibi milyonlarca oyuncu bilardo oynadı. Bir vuruş daha göstereyim. Burada topun izini de görüyorsunuz. Yani matematiksel hesaplama ve dinamik etkileşimin ne kadar gerçekçi olduğunu görebiliyorsunuz. Yine aynı yıl
dünyanın en önemli futbol menajerlik oyunu oldu. Championship Manager'den çok daha önce biz dünyanın ilk online futbol menajerlik oyununu yaptık. Bu oyun da MyNet'te yayınlanmış, milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı. Bu iki oyunun verdiği bilgi, birikim ve cesaretle ben o bir avuç ekibimi ikna edip ülkemizin ilk ve en büyük oyunu İstanbul Kıyamet Vakti projesine başladım. İnanılmaz zor koşullarda, zor şartlarda. 2 yıl içerisinde yoğun bir özveri ve çabayla ülkemizin bu büyük oyununu yapmayı başardık. Gerçek mekanları birebir oyun ortamına taşıyan dünyanın ilk oyunu olarak tarihe geçti. Hatta Discovery Channel'da 2 dakikalık çok özel bir belgeseli yayınlandı oyunun 6 ay boyunca. Ben de o belgeselde yer aldım. Kitapta bu arada QR kodla bu videoların linkleri var. Kitabı okurken bu videolarda izleyebiliyorsunuz. İstanbul'un tarihi mekanlarını birebir oyun ortamına aktardık. Ben dediğim gibi hep oyunun gücü ve öneminden bahsediyorum. İKV'de inanılmaz olaylar, etkinlikler olmuştu. Detayları kitaptan okursunuz umarım. Dünyanın ilk sanal protestosu bile oyunumuzda olmuştu. Bunu çok özet bir iki cümleyle paylaşayım isterim. Aranızda oynayan vardır belki MMO, RPG, rol yapma oyunları. Burada farklı ırklar oluyor biliyorsunuz. Bunların arasında iyi dengeleme yapmak gerekiyor ama biz küçük bir hata yapmışız. Büyücülere biraz fazla güç vermişiz. Diğer oyuncularımız da sürekli şikayet ediyorlar. Hani büyücüler çok güçlü diye. Biz bu düzeltme yaptık. Dengeledik. Bu sefer de büyücüler ellerinden güç aldığımız için bizi protesto etmeye karar vermiş. Ve ekranda gördüğünüz gibi aynı anda binlerce, belki on binlerce oyuncu oyun ortamında gerçek dünyada olduğu gibi protesto yürüyüşü düzenliyorlar. Gerçek ortamı birebir modellediğimiz için gerçekten kurguluyorlar yürüyüş şeyini, protesto yürüyüşünü. İşte Sirkeci Garı'ndan başlayıp Balıkçıdirek'e uğruyorlar. Ayşe teyzenin elini öpüyorlar. Jandarma Ali'ye selam çakıyorlar falan diye böyle çok güzel bir yürüyüş düzenliyorlar. Daha sonra da bu bayrak direğinin olduğu Mısır Çarşısı ve Yeni Cami'nin arasındaki meydanda dağılıyorlar. Yani müthiş bir şey. Bu arada bu bayrak direğini de ben özellikle koydurdum bayrağımızla birlikte. Yani hem oyunun ülkemizde yapıldığını vurgulamak hem de oyunun içinde böyle buluşma noktası olsun istedim ve gerçekten burada inanılmaz etkinlikler oldu. İşte biraz önceki yürüyüş burada son buldu. İşte burada oyuncular Çanakkale Savaşı'nı anıyorlar. Yine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorlar. Rol yapma olduğu için oyunda işte kimi oturmuş, kimi yatmış ay yıldızı oluşturmuşlar. Yani oyunun inanılmaz gücü burada yatıyor. Evet. Çalışmalarımız hızla devam etti. C4 robot oyunu yaptık 2008 yılında. 16 sene olmuş. Şimdi çabuk geçiyor zaman. Bunun da küçük bir şeyini paylaşayım. Videosunu. Yani oyunun kalitesini görün diye. 16 yıl öncesinden ama bu oyunu yapan kardeşler şu anda çok büyük bir oyun projesini yapıyor. Racing Kingdom diye. Benimle çalışan ekip şu anda çok başarılı işlere imza atıyor. Bu da diğer oyunlarında olduğu gibi bu oyunda yarış oyunu İstanbul'da geçiyor parkur. İnşaatı bile başlamamış Marmaray bile bir üç boyutlu projesini bulmuştum. Onu da oyun ortamına aktarmıştım. Hatta Hürriyet'te manşetle çıkmıştı oyun. Marmaray'dan ilk geçen siz olun diye. Onun da bir videosunu paylaşayım şimdi.
Evet. Bu da oyunun gücüne güzel bir örnek. Dediğim gibi oyun İstanbul'da geçiyor yine. İşte Beylerbeyi, Boğaziçi Köprüsü hepsini birebir modellemiştik. C4, belki siz çok gençsiniz, hatırlamıyorsunuzdur ama bu C4 arabası çok meşhurdu. YouTube'da bir sürü videolar vardı. İşte yabancılar kendi kültürlerine özgün bir şekilde işte breakdancing falan yaptırıyorlardı. Ben de oyunun gücünü, işte oyunun sahibi, yapımcısı olarak bu Fransız bir marka, biliyorsunuz, Stryon. Bu robotu köprü başında göbek attırdım. Yani oyunun gücünü en iyi şekilde kullandım. Stryon'un direktörü gelmişti o oyunu görmek için. Hani yüzündeki ifadeyi görmenizi istedim. O kadar etkilenmişti ki. Evet. 2008 yılında yapımına başladığım PES ve FIFA gibi dünyanın en büyük futbol oyunlarından çok çok önce dünyanın ilk 11-11 futbol oyununu yapmak da ülkemize nasip oldu. Tamamen yerli yetenek ve emekle böyle bir oyunu ülkemize kazandırmayı başardık. 2010 yılında dünyada hala eşi benzeri olmayan bir programa imza attık. NTV Spor'da daha e-spor yeni yeni konuşulurken, dediğim gibi 2010 yılında Dünya Kupası sırasında bizim Aiken Futbol'da oynanan 60 tane canlı maçı NTV Spor canlı televizyonda yayınladı. Yani e-sporun geldiği en iyi nokta belki de. Ki ben Dijital Oyunlar Federasyonu'nu 2011 yılında kurdum. Daha yeni yeni e-spor konuşuluyordu. Bu oyunla Telekom Londra'da en iyi içerik ödülü aldı. Ama maalesef aynı Telekom oyun sektörünün tam şahlanmak üzereyken 2014-2015 yılında hem Solo'yu hem Aiken Futbol gibi oyunları kapattı. Çok üzücü. Evet. Yine çok önemsediğim, gurur duyduğum bir çalışma. Ben şirket aslında Telekom'a hem benim hem Sobe'nin hem Türkiye'deki oyun sektörünün önü açılır inancıyla satmıştım. Ve gerçekten orada çalışmalarıma devam ettiğim 4 yıl içerisinde de bunu çok iyi anıtladım aslında. Türk Telekom'u çok iyi kullandım ama maalesef beni satın alan genel müdür şirketten ayrılınca Telekom'un tavrı değişti. Çok üzücü. Buna en güzel örneklerden bir tanesi Süpercan. Süpercan'ı ben oyunun yine gücünü, önemini vurgulamak için çocuklarımız oyunları oynarken önemli konularda bilgilensin, bilinçlensin istedim ve bu amaçla ilk iki oyunu, işte çevreyi koruma, geri dönüşümle ilgili milyonlarca oyuncu ulaştık çok kısa sürede. Hatta dünyada örneği yok hala. Marvel'in dünya ünlü kahramanlarını da ben bu oyuna dahil etmeyi başardım. Şimdi bir iki tane hızlıca kısa video paylaşacağım. Yani yaptığımız işin kalitesini görün diye. Bu 2011 yılından 13 sene önce. Şimdi grafikler görseli oyun içi bu arada. Thank you.
Evet. Yani oyunun gücüne gerçekten güzel bir örnek. Hatta biz bu Marvel'in kahramanlarını Süper Cam'la birlikte havalimanında karşılamıştık. Bu Kanal D'de canlı yayında haber olarak verilmişti rahmetli Mehmet Ali Biran tarafından. Onu da paylaşıp sunumu sonlandırdım hızlıca. Bu kanalının kahramanları Cekadon, Fantastik Dörtlü arkadaşları bugün İstanbul'a geldi. Yarın 23 Nisan şenliklerine katılacak çizgi kahramanlar Atatürk Havalimanı'nda Süper Cam tarafından karşılandı. Maskeleriyle, özel kıyafetleriyle İstanbul'a geldiler. Meraklı bakışlarla havaalanında yürüdüler. Gelince adam, Iron Man, Fantastik Dörtlü ve arkadaşları bugün Atatürk Havalimanı'ndaydı. Çizgi kahramanlar 23 Nisan için Amerika'dan geldiler. Pasaporttan geçerken de ilginç görüntü verdiler. Pasaport polisinden maskeleriyle geçtiler. Onları havaalanında Türkiye'nin çocuk kahramanı Süper Can karşıladı. Süper Can'ın daveti üzerine Marvel'ın süper kahramanlarını Türkiye'ye getirdik. Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutluyoruz. Çocukların ilgisi ise büyüktü. Fantastik Dörtlü'den Bay Fantastik'le görünmez kadın dünya gençliğine bir mesaj vermeyi ihmal etmedi. Yüce Badiş. Dünya da Badiş. Süper kahramanlar yarın Caddebostan sahil yolundaki şenliklere katılacaklar. Çocukları eğlendirdi. Evet, gerçekten ertesi gün Caddebostan'da Bağdat Caddesi'ni trafiğe kapattırdık. Bunu da ancak telekomla yapabilirdim. Hiç unutmuyorum, bir polis memuru bana şey demişti. Ben 15 yıldır burada görev yapıyorum. Hayatımda gördüğüm en büyük kalabalık demişti. Yani gerçekten oyunun gücü, bize ait bir süper kahramanın olması ne kadar önemliymiş. Ama maalesef üzücü bir şekilde dediğim gibi Telekom Süper Can'ı bile yok etti. Evet. Ben bu arada sektörü kurarken, sektöre destek verirken, sektörde öncülük yaparken sadece oyunlar yapmadım. Aynı zamanda oyunun barındırdığı teknolojiyi, bilgiyi kullanarak önemli Ar-Ge projelerini de imza attım. Türkiye'nin ilk 3 boyutlu haritasını yaptım Vestel için, savunma sanayinde kullanmak üzere. Yani şu anda çok sözü edilen İHA araçlarının görsel altlığını oluşturmak için. İşte savunma, deprem, trafik simülasyonu, aklınıza gelebilecek bir sürü şeyler. Keşke daha çok destek alabilseydim ülkemizden. Çok daha güzel projelere imza atabilirdim. Dünyanın ilk dijital oyunlar federasyonunu kurdum 2011 yılında. Herkes dalga geçmişti. Oyunun sporu mu olur diye. Şimdi biliyorsunuz herkes e-sporla yatıp kalkıyor. Evet. Yine oyunun gücüne, önemine güzel bir örnek. Şu anda İtalya'da olduğumu söylemiştim. Çok yakın arkadaş olduk. Bu büyük fotoğrafta gördüğünüz bu Paola, benim İtalyan arkadaşım. Benim Second Samurai diye çok ünlü bir oyunum var. Onunla büyümüş. Düşün, çocukluğunda oynadığı bir oyun. Bu kucağında 3 yaşındaki oğlu Francesco birkaç hafta önce yine bu Second Samurai oyununu oynarken kaydettim. Kucağımda da 6 aylık oğlu Lorenzo var. Yani gerçekten oyun müthiş bir şey. Babası ve çocuğuyla birlikte hala benim işte 30 küsür sene önce yaptığım oyunu oynuyorlar. Bu da güzel bir örnek oyunun gücüne. Evet, burada sonlandırıyorum sunumu. Sorularınız varsa seve seve cevaplarım. Umarım hepiniz kitabımı okursunuz. Bilirin tamamı Darüşşafaka'ya gidiyor. Ama depremden sonra herkes kolayca okusun diye dijital versiyonu Google Kitap'ta ülkemizde ücretsiz yaptım. Yani imkanınız yoksa kitabı almaya kolayca kitabı indirip
şey yapabilirsiniz. Mobil cihazınızda, bilgisayarınızda okuyabilirsiniz. Kitabın tüm linkleri de burada mevdink.com adresinde, lütfen not edin. Evet, şimdi burada sunumu kapatıp sorularınızı almaya çalışacağım. Çok teşekkür ederiz öncelikle Mevlüt Bey. Çok kıymetli şeylerden bahsettiniz. Çok ilham vericiydi her şeyden önce anlattığınız bütün adımlar, yaşadığınız birçok deneyim aslında. Bugün burada olan arkadaşlarımıza eminim ilham olacak düzeydeydi. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sorularımıza biz geçelim. Soru almak isteyen var mı diye öncelikle bir sorayım. Şu an Eren'i görüyorum ekipten. Sunumu bir kapatayım istedim bir saniye. Tamamdır. Ama Eren'den bir müsaade istiyorum. Şimdi misafirlerimize bir tık öncelik, yani ekip biz ev sahibi sayılırız. O yüzden ben Elif'in sorusunu size hemen okuyayım. Elif Durmuş diyor ki Mevlüt Bey, öncelikle hangi dilden başlamalıyız? Yani eğer bir oyun yazacaksak, oyun kodlayacaksak bu ilk nasıl olmalı diye size bir soru yönlendirmiş. Şimdi vallahi benim başladığım zaman ne Google vardı, ne internet vardı, hiçbir şey yoktu. Hele benim gibi siz gençlere zaman ayırıp destek görmekten keyif alan Mevlüt Dinçler de yoktu. Onun için ben tamamen bir kitaptan ve bir iki dergiden bu işi öğrendim. Ve ben makine assembly diliyle başladım. Ama bugün çok şanslısınız, öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Hatta kodlamayı çok bile öğrenmenize gerek yok. Eğer oyun yapmaya yatkınlığınız, yetkinliğiniz varsa bir hazır oyun motoru, Unity gibi Unreal Engine'in bir sürü başka motorlar da var. Oyun motorunu öğrenip, onu kullanmayı öğrenip minimum programlama becerisiyle oyunlar yapabiliyorsunuz bugün. Dolayısıyla hangi dille başladığınızdan çok oyun yapmaya yatkınlığınız, yetkinliğiniz var mı? Onu keşfetmeniz daha önemli. Bir de oyunun neresinde olmak istiyorsunuz? Kodlama apayrı bir şey. Görsel tarafı, tasarım tarafı inanılmaz bir şey oyun. Aslında bir sürü önemli disiplini bir araya getiriyor. Onun için yani hangi dilde rahat hissediyorsanız, kolay öğreniyorsanız oradan başlayabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben o zaman Eren'e şimdi hemen söz devredeyim. Öncelikle hoş geldiniz. Benim aslında size sorum, yani çok güzel bir başarı hikayeniz var, çok güzel bir hayat hikayeniz var. Yani küçük bir, sizin dediğiniz gibi tarlanın ortasında yapılan bir köy evinden İngiltere'lere kadar hani uzanan ve şu anda İtalya'da bulunduğunuz güzel bir hayat hikayeniz var. Benim sorum aslında çocukluğumdaki benim ilk oyun televizyonda gördüğüm Hugo'ydu ve sizin de kitabınızda değindiğiniz zeytin karakteriyle, hani limonla zeytin mesela benim işte kardeşimin, şu anki kardeşimin küçük olanın oyuncaklarından biri olan işte limonun küçük kardeşi olan zeytinle beraber küçük bir çizgi filmi var. Sizin de o zamanlar böyle Hugo'ya benzer bir hayaliniz varmış. Bunu hatta kitabınızda değinmişsiniz. Benim hayatımdaki ilk oyun, yani anksiyeli telefonumuzdan oydu. Bu tür mesela hayallerinizin, yani arasında bulunan bu tür hayallerinizden, oyunlar hayallerinizden farklı oyunlarda var mıydı böyle? Hani gerçekleştirme planınız olmadı hiçbir zaman. Hep aklınızda kaldı. Fakat gerçekleşse şu anda iş yapar dediğiniz oyunlar var mıydı? Mesela hiç kimseye söylemediğiniz. Öncelikle kitabımı okuduğun için çok mutlu oldum. Keşke herkes okusa. Lütfen etrafına da tavsiye et. Çünkü kitabın içeriğini bilmediği için gençler okumuyor. Halbuki okusalar ne kadar eğlenceli kitap. Yani hem eğitici hem öğretici hem eğlenceli. Çok ilginç bir öykü. Aslında tabii sunumu hızlı geçtim ben. Kitapta detaylı paylaşıyorum, sen de değindin. Ben 91 yılında askerliğimi yapmaya gelmiştim Türkiye'ye. Yani 12 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye'ye geliyorum. 91 yılında da artık İngiltere'nin önemli programcılarından biri olmuşum. First Samurai, işte sunumda bahsetmiştim. Yılın oyunu seçilen oyunumu yayınlamışım. Acayip havalardayım yani. Türkiye'ye geldim. Ve Hugo'yu gördüm televizyonda. Beni çok etkilemişti. Vay dedim, aferin ülkeme. Ne vizyoner bir hamle.
televizyonda canlı telefonla oynanan bir oyunu ülkemde görmek beni heyecanlandırmıştı. Ama tabii Hugo'nun bize ait olmadığını, yabancı bir oyun olduğunu biliyordum. Ama yine de helal olsun dedim. Ama ben 2000 yılında Türkiye'deki sektörü tetiklemek için ülkeme dönünce, hala Hugo'yu görünce de acayip üzülmüştüm. Onun için içimde bir ukde kalmıştı ve Süpercan oradan doğdu aslında. Yani bize ait bir çocuk kahramanımızın olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyordum ama 2011 yılına kadar beklemesi gerekti Süpercan'ı. Onun dışında yapmak isteyip yapamadığım sanıyorum bir tane önemli proje var. İngiltere'de ben aktör oyun motoruyla gerçekten inanılmaz oyunlar yapmak istemiştim. Hep zaten iddialı projelere imza atmaya çalıştım. Kitabı okuyunca daha net anlaşılıyor. Aktör oyun motoruyla film tadında etkileşimli üç boyutlu dinamik etkileşim barındıran oyunlar yapmak istemiştim. Ama Türkiye'ye dönünce maalesef o projem hayata geçemedi. Onun dışında çok var aslında deprem simülasyonu yapmak istedim ben 2000 yılının başından beri ve yapamadım. Çok zor bir ülkeyiz. Çok üzücü. Deprem biliyorsunuz hala ülkemizin en ciddi sorunu. Buna rağmen benim gibi birisi bu kadar önemli bir oyunu, simülasyonu yapamadı. Ve hala da kimse ilgilenmiyor bile. İnşallah ileride birileri yapar. Çünkü ailenin, çocukların deprem konusunda bilgilenip bilinçlenmesi için oyun en önemli araç bence. Onun dışında yaptığım projeler başarılı olduğu için hani yapamadıklarım çok fazla ama çok da üzüldüğümü söyleyemem. Çünkü yaptıklarım hala beni besliyor. İşte yurt dışında bir sürü etkinliklere katılıyorum vesaire. Evet. Teşekkürler soru için. Evet. Var mı başka soru? Var. Şimdi sırayla ben yönlendireceğim. Öncelikle chat kısmından Alihan soru sormuştu. Onu hemen size ileteyim. Alihan demiş ki hocam oyun içeriğine karar verirken hangi değişkenleri göz önüne alıyorsunuz? Diye bir soru yöneltmiş size. Güzel bir soru. Aslında kitabımda onun için önemli kitabımı okumanız. Orada her projenin fikirsel olarak nasıl ortaya çıktığı ve bu fikrin başarılı bir ürüne, projeye, oyuna dönüşmesi için neler barındırması gerektiğini paylaşıyorum. Onun için benim için önemli olan her oyunumda dönemin şeyine göre, konjonktürüne göre nasıl bir oyun yapayım, bu oyunu yaparsam piyasaya nasıl çıkarırım, nasıl etki yaratırım hep ona önem verdim. İşte dünyanın ilk 4 kişinin aynı anda oynadığı oyun, işte dünyanın ilk 3 boyutlu oyun motoru dinamik etkileşimi barındıran, işte Türkiye'ye geldiğimizde zaten yaptığım bütün çalışmalar ülkemizin ilk önemli projeleri oldu. Ama işte I Can Football, hani PES ve FIFA gibi dünyanın en büyük futbol oyunları varken ben bir futbol oyununu yapmaya soyunuyorum. Hem de gelişmekte olan bir oyun sektörü olan ülkemizde küçücük bir ekiple. Ama dünyanın ilk 11-11 futbol oyunu. Daha önce kimsenin yapamadığı, yapmadığı bir şey. Dolayısıyla hani hem fikir hem konsept hem bunun başarılı olması için işte gerekli 2-3 tane önemli unsur barındırması gibi önemli şeylere önem veriyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi Muhammed arkadaşımız, Muhammed Ali Eren arkadaşımız size birebir de bir soru yönlendirmek istiyor. Muhammed sesini açabilirsin. Merhaba, sesim geliyor mu? Evet, geliyor, duyuyoruz. Merhaba hocam, öncelikle teşekkür ediyorum burada bizimle olduğunuz için. Bilgi ve birikimlerini bizlere aktardığınız için teşekkür ediyorum. Benim bir sorum olacak. Öncelikle yayının başında dediğiniz gibi Sobi şirketini sattığınızı söylemiştiniz. Sobi şirketini sattıktan sonra sizin ekip arkadaşlarınız, sizle çalışan ekip arkadaşlarınız Türkiye'nin ilk FPS oyunu olan Zula'yı kuruyor. Tabii biliyorsunuz Zula şu an Türkiye'de bayağı revaçta olan bir oyun.
Benim merak ettiğim konu şu, siz Sobi şirketini sattıktan sonra daha çok blockchain tabanlı oyunlara yönelmişsiniz. Onun nedenini merak ediyorum. Ya öyle bir şey yok. Kitabı okumadım belli ki. Ama böyle hızlıca internetle ulaşım bilgiler edinmişsin. Ben cevaplayayım. Güzel, önemli bir soru. Bir defa ben şirketi sattıktan sonra benim ekip dağılmadı. Benim ekiple ben inanılmaz işlere imza attım Sobey'le. Telekom'dayken. Ben Telekom'dan ayrılmak zorunda kaldıktan sonra ekip dağıldı. Ben ayrıldığım için. Yani gerçek bu yani. Yani 2013 yılından sonra oldu bu. Ama benim yetiştirdiğim, benim yanımda çalışan, benimle birlikte güzel projelere imza atan arkadaşlarım şimdi kendi şirketlerinde kendi projelerini yapıyorlar. Bu çok doğal bir şey. Dünyanın her yerinde oluyor böyle şeyler. Ama benim istemeyerek oyundan düşmüş olmam, hele ki sektörün tam şahlanmak üzere olduğu bir dönemde benim için müthiş bir hayal kırıklığı oldu. Boşluğa düştüm. Onun için hatta Türkiye'ye küsüp tekrar yurt dışına falan gittim. Onun için hani kitabımı okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten hani bir iki oyunu anlatan bir proje şey kitap değil bu. Çok ilginizi çekecektir. Okuyan arkadaşlardan duygu dolu geri dönüşler alıyorum. Onun için blockchain oyunda bir tane zaten bir proje vardı. Ona dahil oldum, destek verdim. O kadar. Ben aslında zamanımın çoğunu artık yurt dışında ve işte sizin gibi gençlerle söyleşi ve sohbetli kitabıma destek vererek kitabın daha geniş kitleye ulaşması için çabalıyorum. Bilgi ve birikimlerimi siz gençlere aktarıp size destek olmaya çalışıyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Oğuz'un şimdi size bir sorusu var hocam. Diyor ki İngiltere'nin oyun sektöründe ön plana çıkmasının sebepleri nedir? Bizim ne gibi eksiklerimiz olabilir diyor. Yani Türkiye olarak bizim onlardan ne gibi eksiklerimiz var ki onlar daha parlayan bir tarafta aslında. Evet. Bu şekilde size bir soru yönlendirmiş. İşte müthiş bir soru. Yine kitabımı okursanız burada çok detaylı anlatıyorum aslında. İki ülke arasındaki fark çok net. Tamamen vizyon. Çok üzücü bir şey. İngiltere hala dünyanın en büyük, en önemli ülkelerinin başında geliyor oyun sektöründe. Neden? Çünkü ülkenin tamamı oyun sektörüne önem veriyor. Yani devlet, özel sektör, gençler zaten oyun sektörü ilgilenen gençler zaten oyuna ilgi gösteriyor, oyun sektöründe olmak istiyor. Aynı bizde olduğu gibi. İnanın yetenek ve heves tarafında hiçbir eksiğimiz yok. Üzücü olan da bu. Hatta dünyanın en fazla genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Yani dünyanın abartılı oldu. O kadar nüfusumuz olmadığı için ama kesin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Dolayısıyla büyük bir ülkeyiz. Büyük bir potansiyeli sahibiz. Ve ben 20 küsur yıl boyunca ülkemde kendi çalışmalarımı yaparken hep buna vurgu yapmaya çalışın. Benim amacım zaten Türkiye'de oyun sektörünün oluşabileceğini, kendi yetenek ve emeğimizle dünya çapında işler yapabileceğimizi ispatlamaktı ve şu anda biliyorsunuz oyun sektörümüz kendiliğinden ama çok üzücü. Gerçekten hala devlet, özel sektör yeterince destek vermiyor. Çok üzücü bir şey. Üniversiteler keza daha yeni yeni işte bir iki üniversite dışında hala ciddi bir şekilde oyun sektörüne yönelik bir çaba yok üniversitelerde. Hala oyunu küçümsüyorlar. Oyunun önemini bilmiyorlar. Halbuki ben Türkiye'ye döndüğüm 2000 yılında bile İngiltere'de bir sürü üniversitede oyun tasarım ve programcılık bölümleri açılmıştı. Aradaki fark bu. Evet. Şimdi yine çok fazla soru var. Ben yine birkaçını yönlendireceğim. Hani tabii sizi de umarız hani yormuyoruzdur. Arkadaşlarımız çok fazla meraklılar. Söyleşileri yapıyorum bu söyleşileri. Rabia Bayrak demiş ki yapılan oyunların başarılı olmasının en büyük etkeni size göre nedir? Yani bir oyun başarılı oluyorsa bunun altında hangi mekanik yatıyordur aslında? Ne gibi dinamikler vardır sizce? Biraz önce aslında
Bunu kısmen cevapladım. Tekrar altını çiziyorum. Ben mesela yaptığım her oyunda özgün unsurlar barındırmaya özen gösterdim. Şimdi özgün olmak ne demek? Daha önce kimsenin yapmadığı bir fikir olması gerekmiyor illa. Özgünlük aslında bir üründe kendi imzanızın olması. Yani benim yaptığım oyunlar gerçekten bu Mevlüt Dinç'in elinden çıkmış dedirtiyor. Mesela dedim ya, 2-3 tane farklı unsur. Bu görsel olabilir, oynanabilirlik olabilir, oyun mekanikleri mesela. İlginç bir konsept olabilir. Benim ilk oyunumdan başlamışım bunu yapmaya. Mesela ilk oyunumda oyuncu bir mikrobu oynuyor. Mikrop oyun kahramanı, düşünün. Yani normalde tersi olur. Mikropları öldürürsünüz, kötülerle mücadele edersiniz. Ben ilk oyunum olduğu için, hani tecrübem de olmadığı için, etki yaratmak için böyle bir yöntem seçtim. İşte Street Racer yarış oyunundan bahsettim. Dünyanın ilk aynı anda 4 kişinin yarıştığı oyun. Yani bu tür şeylere ihtiyaç var. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten iyi bir oyun yapmanız gerekiyor. Ama o yetmiyor bazen. Çünkü bir sürü iyi oyun var. Onların arasından öne çıkmak için 2-3 tane daha önce yapılmamış, o şekilde yapılmamış, denenmemiş farklı unsurlar barındırmak çok önemli. Evet. Yani özgünlük aslında kıymetli bu noktada, anladığım kadarıyla. İşte yani özgünlük bu anlamda. Yani illa daha önce kimsenin yapmadığı bir fikir değil de daha önce kullanmadığı bir yaklaşım, bir metot, bir unsur. İşte ilk 4 kişinin yarıştığı oyun, ilk 11'e 11 gibi. İşte dünyanın ilk, işte İstanbul Kıyamet Vakti gibi, o kapsamlı detayda gerçek bir ortamın oyuna aktarılması gibi gibi. Evet. Çok teşekkür ederim. Kadir Gürkan Altıparmak demiş ki, oyun sektöründe uzman bir geliştirici gözünden en iyi oyun bu diyebileceğiniz güncel bir oyun var mı diye size sormuş şu an günümüzde. Sizin perspektifinizde. Kitabımda da itiraf ediyorum. Sunumda da başından söyledim. Oyunlara hiçbir ilgim yokken dünya çapında oyun yapımcısı oluverdim diye. Ben 40 küsur yıllık kariyerimde 40 saat oyun oynamamışımdır. Hiç oyun oynamıyorum. Dolayısıyla şu anda hangi oyunlar öne çıkıyor, ne var ne yok biliyorum desem yalan olur. Ama tabii kim ne yapıyor, ne ediyor gözlemliyorum. Gözlemlerim iyidir. Ama onun için oynamıyorum. Oynamadığım için de şu oyun beni çok etkiledi demem çok zor. Kitapta da itiraf ediyorum oyunu oynayamadığımı. Yani hem oynamıyorum hem oynayamıyorum. O da ayrı bir yetenek aslında. Evet, ama oyun yapmak müthiş bir keyif verdi bana. Evet. Ben o zaman soruyu bir tık farklılaştırarak sormuş olayım. Normalde maalesef şöyle bir ön yargı var. Çok iyi oyun oynuyorsanız eğer iyi de bir yapımcı oluyorsunuz gibi bir ön yargı var aslında. Hani sizin sayenizde bu bir tık kırılmış oldu. Peki hani ilham kaynağınızı sorsak, şimdi hani oyun oynarken değil, sizi böyle hani etkileyen, karakter oluştururken hani şuradan esinlendiğim, buradan esinlendiğim Türk motiflerini görüyoruz ama hani ekstra hani başka bir besleyen kaynaklar var mı? Mesela müzik gibi bir resim tablosunu incelerken hiç oldu mu mesela, aa şöyle bir karakterdi, bu oyuna yakışır dediğiniz bir anınız oldu mu? Öyle bir soru yönlendireyim size. Ama işte ya şöyle, benim müthiş bir hayal gücüm varmış. O ortaya çıktı. Bir de böyle sinemaya benim hevesim çoktu. Çocukken oyun oynamayı çok severdim. İşte futbol, masa tenisi, yüzmek vesaire. Öyle bir sportif yanım var. Ama mesela çok gitar çalmak istemişimdir. Yani sesim şu anda çok kötü. Çocukluğumda bir çok kötü bir soğuk şey geçirdim. Onun için sesimi kaybettim böyle. Ama mesela çok iyi türkü söylerdim. Kulağım çok iyidir ama el göz koordinasyonum rezalet mesela. Yani saz çalmak çok istemiştim, gitar çalmak. Hep hayal etmişimdir kendimi sahnede. Ama bir türlü beceremedim. Yani o ayrı bir yetenek. Dolayısıyla
Ben de böyle bir yetenek varmış. Bir de mantığım çok iyi. Benim matematiğim çok iyi değildir ama o eksikliği mantıksal şeyimle. Yani bu arada şu anda hafif bir deprem oldu burada. Ses geldi mi size bilmiyorum. Hayır. Burası deprem bölgesi. İstanbul'dan İtalya'ya geldim. Burada da deprem bölgesinde oturuyor. Neyse ki çok geçmiş olsun diyelim. Diyor, umarım bir şey yoktur. Vurup geçiyor. Dolayısıyla hani ilham kaynağımdan çok aslında bir sonraki projede ne iddialı bir şey yapabilirim. Hep böyle iddialı olmak öne çıkmış. Yani mesela işte ilk oyunda dedim ya böyle anti kahraman şeyiyle başladım. İkinci oyunumda dünyanın ilk işte izometrik kayan ekran barındıran oyunu. Sonra hep üç boyutlu oyunlar yapmışım. İşte First Samurai yılın oyunu seçilmiş. İşte dört kişilik yarış oyunu falan. Yani daha önce kimsenin yapmadığı bir şey değil. Yani yarış oyunu hep var ama ben öyle bir şey yapayım ki herkes şok olsun. Hani hep bunlar beni 1-0 önde başlatmıştır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Harbi çok güzel sorular alıyorum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Melisa Çekim demiş ki, hocam sizinle çalışma şansımız var mı demiş. Böyle bir soru yönlendirmiş. Staj imkanı gibi belki de sormuştur kendisi. Şimdi evet. Ben onun adına seslendirdiğim için. Talep geliyor. Ben şu anda hiç aktif değilim. Zaten zamanımın çoğunu yurt dışında ve kitabımı desteklemekle geçiriyorum. Şu anda İtalya'da hem Türkiye'ye dönüyorum hafta sonunda. İşte bir süre kalıp sonra oğlumun yanına gideceğim Tayland'a. Bu arada kızım Japonya'da. Çocuklarım da benim Ninja Samurai oyunlarımdaki gibi uzak doğuyu seçti. Kızım Japonya'da İngilizce öğretmenliği yapıyor. Halbuki soprano oldu İngiltere'de. Konservatuvar bitirdi ama araya pandemi girdiği için sesi şeyini devam ettiremedi. Ama Japonya'da iki küsur yıldır İngilizce öğretmenliği yapıyor. Ben de bayılıyorum Japonya'ya. Gitmiştim geçen sene yanına. 3 ay kaldım. Şimdi tekrar oralara gideceğim. Ama uzaktan da olsa siz gençlere destek vermeye devam edeceğim. Çok teşekkür ederiz. Ben şimdi şöyle tekrardan bir bakıyorum. Sorular çok aynı. Yani tekrar düşmemek, sizin de vaktinizi almamak adına söyleyeyim. Yusuf arkadaşımız vardı. Onun da bir sorusu vardı sanki. Yusuf, burada sen ve bizi duyuyorsan sorun da hala sıcak sıcağına aklındaysa eğer. Ekranda gördüm sanki onu. Öyle mi? Chat evet. Kısmında Yusuf'un sorusunu bulabilirsin. Evet. Aynen hocam. Chat'e yazdım ama isterseniz sesi de söyleyebilirim. Öyle yapalım Yusuf. Senin sesinden dinleyelim sorunu. Olur. Hocam Mehmet hocam, şimdi sizin zamanınızda sosyal medyada şu anki gibi gelişmiş olmadığı için ben şeyi merak ediyorum. Bir YBS öğrencisi olarak. O zaman hani oyunu reklamlarını nasıl yapıyordunuz, yani tanıtım olarak neler kullanıyordunuz, nasıl ulaşıyordunuz kitlelere, ben bunu merak ediyorum. Yine güzel bir soru. Şimdi kitabımda bunları bile paylaşıyorum çocuklar. Onun için dedim ya, lütfen kitabımı okuyun diye, size ilham olacak bir sürü unsur var orada. Şimdi gerçekten çok güzel soru. Yani ne sosyal medya var, hiçbir şey yok. Ama zamanlama çok önemli arkadaşlar. Düşünün şimdi, ben 2000 yılının sonunda Türkiye'ye geliyorum. Sektör yok. İnanılmaz bir heyecan yarattım. Tabii benim Türkiye'ye gelişim müthiş bir heyecan yarattı. Çok büyük de bir beklenti yarattı. Herkes ilgileniyor benimle. Gazeteler, televizyonlar. Yani düşünün, ilk 10 yıl sürekli ben gazetelerde ve televizyonlardaydım. Onun için ben oyundan düşünce 2013 yılında çok üzülmüştüm. Türkiye unuttu beni. Çok nankör bir toplumuz aslında. Yani başarılıyken yere göğe sığdırmıyoruz değerli insanlarımızı, ama hafif bir kayma olsun, düşüş olsun formdan vesaire, anında üzerini çiziyoruz. Çok üzücü bir şey. Yine İngiltere ile aramızdaki farkı güzel gösteren bir örnek. Ben 16 yıl İngiltere'ye hiç gitmedim Türkiye'ye döndükten sonra. 16 yıl sonra İngiltere'ye gidiyorum. Oradaki heyecanı görseniz yani anlatamam. Yani o kadar İngiltere beni kucakladı ki 16 yıl sonra
demedi ki ya sen burada öğrendiğin her şeyi alıp gittin kendi ülkende değerlendirdin, bize destek vermeyi bıraktın demedi. Tam aksine 80'li 90'lı yıllarda İngiltere oyun ekosistemine katkılarımdan dolayı BAFTA'ya üye yapıldı. BAFTA da İngiltere'nin en önemli kurumlarından bir tanesi. İşte bu da aradaki fark. Ne kadar üzücü değil mi? Onun için hani benim reklam yapmam hiç zor olmadı Yusuf. Çünkü sürekli biz bir şey yaptığımız zaman gazeteler, televizyonlar etrafımızda uçuşuyordu haberi yapmak için. Çok şanslıydık yani. Ama zorlu zamanlı, zorlu koşullardı tabii. Hala yeterince destek yoktu sektör, devletten veya özel sektörden. Ama müthiş ilgi vardı hem gençlerden hem de medyadan. Evet. Evet, var mı başka soru? Bir iki tane ben daha soru. O zaman şöyle bir seçeyim. Eda Turan demiş ki Gary D. Germ adlı ilk profesyonel oyununuzu geliştirirken karşılaştığınız zorluklar nelerdi diye sormuş. Böyle aklınızda kalan böyle spesifik bir zorluk var. Bunları da kitapta anlatıyorum. Aslında çok okurken bayağı bildiriyor da insanı. Tabii ben zamanında bayağı bir heyecan yapıp sıkıntılar yaşamıştım ama yazarken bayağı keyifliydi çünkü o sıkıntıları aşmıştım çünkü. Aslında düşünün bir fabrikada işçi olarak çalışırken kaderin cilvesiyle dünyanın en önemli sektörüne giriş yapıyorsunuz. Kendi kendinize bu işi öğreniyorsunuz. Ve 85 yılında da fabrikadan ayrılıyorsunuz. Yani inanılmaz risk alıyorum. Yani. Ben o zaman İngiliz'e şimdi evliyim. 5 yaşında bir oğlum var. Düşünün yani. Böyle 16-17 yaşında genç de değilim. Büyük bir risk. Oyunu ilk Microsoft diye İngiltere'nin en önemli şirketlerinden biri aslında. Doğan Holding gibi büyük bir grubun şirketi. Onlara sundum, beni kapıdan kovdular neredeyse. Yani iğrenç buldular fikri. Bir mikrobun insan vücudunu tahrip etmesi ve dediler biz çok saygın bir grubun şirketiyiz, böyle bir oyunu yayınlayamayız diye adeta kovmuşlardı beni. Ne üzücü. Ama yine Türk Telekom diyorum, İngiliz Telekom, İngiltere'nin en önemli kurumlarının başında geliyor. Onlar da oyun sektörüne giriyor. Aradaki farkı görüyor musunuz Türkiye'yle? Ben 25 sene sonra Türkiye'ye geliyorum. Şirketi Türk Telekom'a satıyorum ama aynı Türk Telekom hem şirketi hem oyunları kapatıyor. İşte aradaki fark. Neyse, İngiliz Telekom'un kurduğu oyun şirketinin genç genel müdürü benim fikre bayılıyor. Düşünün yani gerçekten bakış açısına kadar önemli. O bayıldı fikre. Ve imzaladık ama ben böyle iki hafta büyük bir heyecanla onun telefon etmesini bekledim. O zaman böyle hızlı WhatsApp mesajlama falan da yok. Neyse ki aradı, tamam dedi, oyunu yayınlayacağız dedi de. Kitapta okursunuz umarım detayları. Evet. Ondan sonra bu arada çok şanslıyım. Hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Hatta ben üzerinde çalıştığım oyunu daha tamamlamadan bir sonraki oyunumu satma başarısı elde ettim hep. Çok teşekkür ederiz. Son soru olsun bu da, eğer sizin de izniniz olursa. Merve'nin bir sorusu vardı. Diyor ki Google Stadia'nın kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce rekabet ettiği platforma yenik mi düştü? Yoksa altyapı olarak eksiklikleri mi vardı? George Forsnow gibi bulut üzerinden erişilen platformların geleceğini nasıl buluyorsunuz diye sormuş. Yine süper bir soru. Ya aslında bazı şeyler çok erken oluyor. Erkenlik de şeyden geliyor. Daha çok teknolojik altyapının yetersizliğinden. Bu, ben Türkiye'ye ilk geldiğim yıllarda bile başlamıştı bu. Yani online streaming oyunlar. Bu çok önemli bir şey aslında. İleride donanımı gereksiz kılacak bir şey bu, başarılırsa. Ama bunu yine de başarırlarsa herhalde Sony vesaire gibi
işte şirketler yapacak gibime geliyor. İşte Netflix denemek istedi, başaramadı. Bu çok zor bir şey aslında. Kolay bir şey değil. Kolay olsa şimdiye kadar yapılırdı. Google yapabilirdi. Erken bence başladı, hazır o değilken. Google Stadia'nın başında benim eski tabibim işte bir çalışanım vardı. Phil Harris'ın. Onları bile paylaşıyorum kitapta aslında. Bilmediğiniz çok şeyi paylaşıyorum. Ya teknolojinin hazır olmamasından biliyorsunuz Facebook'ta inanılmaz paralarla Oculus'u satın aldı. Milyarlarca dolar batırdı. Şimdi yeni teknolojiyle tekrar deniyorlar. Ya bazı şeyler aslında donanım teknolojiden bağımsız olarak bizim şeyimize de uymuyor olabiliyor. Mesela ben VR'a inanmıyorum hala. Onun teknolojinin yetersizliğinden değil. Yani bizim kimyamıza aykırı bir şey. Kafanıza bir kask giyip gerçek dünyadan koptuğunuz zaman ya başınız dönüyor ya mideniz bulanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani esas unsurlar bunlar. Yoksa ben ta İngiltere'deyken VR denemeleri oluyordu. Benim inancım aslında ileride bu teknoloji gözlüklere, merceklere, hani kulaklıklara inerse, minnacık işlemcilere, o zaman gerçek dünyadan kopmadan hologramlarla aslında artırılmış gerçeklik daha gerçekçi geliyor bana. İleride hologramlarla yolda yürürken bile oyun oynayacağız. Yani gerçek dünyadan kopmadan, bu çok önemli. Şu anda mesela benim kullandığım kulaklık etrafımızdaki sesleri algılamama izin veriyor aynı anda. Bu çok önemli bir şey. Yoksa hani gürültü engellemeli kulaklıklar müthiş, daha kaliteli müzik dinlemek için, ama seni gerçek dünyadan koparıyor. Çok tehlikeli bir şey. Yani yolda yürürken ezilebilirsin yani arabaya çarpmak gibi. Onun için ben buna inanıyorum. Yani gerçek dünyadan kopmadan işte dediğim gibi gözlüklere, kulaklıklara indirgenirse bu teknoloji, o zaman yepyeni bir dünyayla karşı karşıya kalacağımıza inanıyorum. Çok ufak eklemek istedim. Kusura bakma, sözünüzü kestim. Şimdi artırmış gerçeklik, sanal gerçeklikten bahsederken aslında günümüzde çok popüler olan Metaverse kavramına bakış açınızı yani çok ufaktan merak ettim. Metaverse'ü gerçekçi buluyor musunuz, yoksa şişirmiş bir yani ütopik bir şey olarak mı kavramlıyorsunuz, gözlemliyorsunuz? Şimdi bu da Metaverse aslında İstanbul Kıyamet Vakti tam bir Metaverse örneği. Bu tamamen pazarlama taktiği. Metaverse nedir yani? Second Life diye bir şey vardı 20 küsur yıl önce. Anladın mı? I Can Football, World of Warcraft, dünyanın en güzel Metaverse örnekleri. Bu yeni bir pazarlama yöntemi, ama esas Metaverse'de önemli olan, sizin için de önemli olan, buradaki blockchain altyapısı. Blockchain sadece oyunla ilgili bir şey değil. Bu bir teknoloji. Aynen internet gibi. Onun için geleceğin en önemli teknolojilerinden birisidir blockchain. Yapay zeka da çok önemli. Dolayısıyla siz ona öyle bakın. Yani blockchain tabanlı oyunlar, mobil oyunlar, yani ileride başarılı olursa işte donanım gerektirmeden işte stream yapan oyunlar, aynı şeyler bunlar. Ama buradaki teknoloji çok önemli, blockchain. Buradaki felsefe çok önemli. Yani merkeziyetçi olmaması, oyunun içindeki eşyaların, karakterlerin oyuncuya ait olması gibi önemli unsurlar var. Esası önemli olan bunlar aslında. Onun dışındaki her şey bildiğimiz oyun yani aslında. Evet. Sorularımız bu kadar. Ya aslında var ama hani daha fazla da vaktinizi almak istemeyiz. Çok teşekkür ederiz kattığınız
ve destekleriniz için, kattığınız bilgiler için. Biz kulüp adına, şimdi Eren arkadaşım yansıtacaktır, size ufak bir teşekkür belgesi hazırlamak istedik desteklerinizden dolayı. Bugün bizimle birlikte olmanız çok kıymetliydi. Çünkü siz de bahsettiniz, maalesef üniversitelerde oyun ile ilgili hala bir takım farkındalıkların az olduğunu görüyoruz ki aslında bulunduğumuz dönemde bunun bu şekilde olması çok üzücü bir durum. Siz en azından bu gece bizleri bu noktada farkındalığımızı arttırma noktasında çok önemli bilgiler paylaştınız. Yine bir kez daha arkadaşlarımıza paylaşmış olalım. Mevlüt Hocamızın kitabının linki, hem ücretli olarak satın almak isterseniz hem de ücretsiz olarak olan linkini chat kısmına paylaşmıştı Yusuf arkadaşımız. Oradan da okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu sunum vesilesiyle de yine bir kez daha tescillenmiş oldu aslında. Çok teşekkür ederiz bir kattığınız her şey için. Teşekkür belgemize nacizane bu şekilde. Onun dışında buyurun. Aslında ben teşekkür ederim önemseyi davet ettiğiniz için. Ben zaten 20 küsur yıl ülkemde siz gençlerin oyun sektörünün önemini görün, oyun sektörüne ilgi gösterin, endüstri tasarım bölümü, yönetişim, fark etmez hangi bölümde okuduğunuz, oyun dünyanın en önemli disiplinlerini bir araya getiren bence dünyanın en iyi ürünü. Yani mühendislik barındırıyor ama %10, %15 falan yani arkadaşlar. Gerisi tamamen tasarım, kurgu, hayal gücü vesaire. Onun için yapay zeka dediğim gibi, blockchain, bir sürü teknolojik şeyler de, önemli unsurlar da barındırıyor. Onun için hepinize başarılar dilerim. Çok lütfen kitabını okuyun, etrafınızda okuyun. Hiçbir maddi beklentim yok biliyorsunuz. Zaten tüm geliri bağışladım. Onun için ne kadar kişi okursa o kadar mutlu oluyorum. Hayat hikayemi tüm detaylarıyla paylaşıyorum kitabımda. Sizlere başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Ve bay bay. Tabii önce. Hoşça kalın. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bitirmeden önce yine arkadaşımız paylaşacak. Bizi sosyal medyadan desteklemek isterseniz arkadaşlar çok seviniriz. Yine birbirinden güzel etkinliklerle sizlerle bir karşılaşma, böyle karşı karşıya gelmek, bir araya gelmek istiyoruz. Burada ilgili olan sosyal medya hesaplarımızın QR'ları okutup bize destek olabilirsiniz diyerek tekrardan hocam çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Değerli arkadaşlarım, sizlere de çok teşekkür ederiz. Ekibim adına çok çok mutluyuz. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Hepinize iyi geceler dilerim. İyi akşamlar. İyi geceler. Çok sağ olun. Bye bye. Görüşmek üzere hocam. Güzeldi.